Şöyle, ben gerçekten bazı şeylere hiç anlam veremedim. Yani bu bir kere çuval görüntüsüne hiç anlam veremedim. Bu kadar medyada işte skandal şeyler oldu. Erdal Bey geldi bu arada, onu da ekleyeyim hemen. Erdal Bey hoş geldiniz. Hoş Yine buldum. hoş Teşekkür geldiniz. ederim. İyi yayınlar diliyorum. Vallahi yeri Size oynatarak de. geldiniz yani. Öyle Biz oldu. şurada 100 kişilik yayın yapıyorduk ki 700 kişi olduk. Olsun. Daha iyilerine layıksınız aslında. Çok Çok kaliteli ve güzel teşekkürler. yayınlarınız var. Teşekkür ediyorum Sağ ol, ikinize de. sağ ol, sağ ol Erdal Bey. Senin de aynı şekilde. Ne diyorsun Erdal Bey ya? Senden takip ettik. Biliyorsun Evet. hani zaten konuşuyoruz. Bu çuval görüntüsü nedir? Neye hizmet etti? Bu en son gelen görüntü Evet. nedir? Şimdi Burçak Hanım siz bilirsiniz ben işlediğim bütün konularda biliyorsunuz bütün o cansız beden görüntülerinin en ayrıntılı şekilde otopsiler dahil gelir bana. Ben bir Muhammed Burhan'da çok etkilenmiştim hatırlarsınız. Evet. Ama bu çok başkaydı. Ağladım yani öyle söyleyeyim. Çok kolay ağlamam ben. Keşke yayınlanmasaydı. Niye yayınladılar? Ne gerek vardı? Ne gerek var? Yani o çuvalın açılması, o çocuğun o kararmış bedeni falan. Blur'u da biraz açtılar mahsus. Çok saçma sapan bir şeydi yani. Ben gerçekten anlamadım. Bir de bu ne oldu yani? Bu neye hizmet etti şimdi bize verdiler yani? Biz neyi anladık Hiçbir buradan? şey, hiçbir şeye hizmet etmedi. Ama Yani biz tamam. zaten fotoğrafını görmüştük çuvalın kapalı halini. O bize yetti zaten. Çünkü yer değiştirme yapıldığı veya daha iyi gizlendiği, sonradan müdahale edildiği belliydi. Ve Evet. zaten savcılık bir yaptığı bir çalışma ile bu özellikle dar alan baz çalışması çoğu bunu bilmiyor. Bu 4 yıl önce Türkiye'de yapılmıştı. Müzeyyen Yöndem cinayetinde. Bitlis'te Evet. yapıldı ve bir evin bodrum katına kadar tespit edildi. Evet. Ve o Zaten adam şöyle gidip demiştiniz bulundu. siz. Bu HTS başka bir şey. Bu baz daraltmak başka bir şey diye. Ben onu Çok mesela teknik bir tekniğini şey ben bu. bilmiyorum. Hiç duymadım. Hani sizin yayında dinlerken bir internetten baktım. Evet, ikisi çok farklı şeyler. Onun için profesyonel bir şey gerekiyor. Evet. Buyurun. Şöyle söyleyeyim bakın. Film izlemişsinizdir. Amerikan filmlerinde çok fazla olur ya da İspanyol filmlerinde çok fazla olur bu. Ve orada bir ekran görüntüsü düşer ekrana ve orada kod akar. Şimdi baz istasyonları da böyle dümdüz işte Ahmet buradaydı, Mehmet buradaydı diye yazmaz. Şimdi öncelikle bir HTS vardır. HTS'yi nasıl alır? Önce alanı belirler, noktayı belirler. O noktanın da nerede olduğunu belirler ve HTS'nin en sağ kısmına der ki arayan buradaydı, aranan buradaydı ama Diyarbakır bağlar Tavşantepe yazar. Bir de bunun altı vardır. İşte oraya gelene kadar yazdığı bir kod vardır sistemin. Bu kodla da atıyorum A, B, C, C 45, 50, W, G 5 falan diye bir kod verir o şeye. Ve sonrasında bu kod ile telefon eşleşir. Sonra bunlar eşleştirildiği zaman kodların nereye hareket ettiğini tek tek görebilirsiniz. Tamam. Yanılma Çünkü payı da yeri 10 metre. Şimdi bu kadar bu tespit edilebiliyor tabii ki. Bu Tabii şimdi ki. ilk defa olmuş gibi servis ettiler bunu. Böyle bir Yok, şey ilk çok defa oldu. olmuyor dediğiniz gibi. Ben hatta benim yayınımda biri söylemişti yani bu kadar hatırlıyor musun Tülay senle mi yapmıştık? Tam hatırlamıyorum da bu kadar yakın tespit edilemez ki falan diye. Olur mu canım Amerika'da da yani öyle bir şey çıkartıyor ki adam olduğu yerdeki konumu çıkartıyor. Yani bir de tespit edilememesi gibi bir şey şu devirde mümkün değil ki zaten. Değil değil. Uydudan Ya bile şey neleri tespit edilebilir tabii ki bu devirde de. Şimdi bu olayda galiba istediklerini tespit ediyorlar, istemediklerini etmiyorlar ya. O yüzden galiba bazıları farklı geliyor bize. Neden Tabii, onu istedikleri şöyle oluyor da söylemek istemedikleri lazım. olmuyor? Tülay Hanım şöyle bir durum var. Burada bu özel bir çalışma. Bunu da her zaman yapmazlar. Çünkü çok külfetli bir iştir bu. Evet. Yani çözebileceği işlerde çok kullanmazlar. Genelde böyle çok hassasiyet üretilen konularda ya da savcı çok üstüne düşüyorsa. Çünkü biliyorsunuz maliyetler falan çok önemlidir yani. Tabii. Bunlar çok aslında bizde maalesef bu maliyetlerden dolayı da birçok şeyde ertelemeler oluyor vesaire. Tabii Maalesef ki. oluyor.
Yani bunların hepsi de birer para dediğiniz gibi. Yani böyle bedavadan olan şeyler de değil. Bunlara ayrılan bütçeler vesaireler var yani. Tabii. İşte. Şimdi zannediyorlar ki Burçak Hanım, bunlar şöyle zannediyor. Ya diyorlar, şey oluyor. Şu şuradan oluyor, bu buradan oluyor. Mesele o değil aslında. Bakın mesele biraz başka. Özellikle bir ekran alabiliyor muyuz biz burada bilmiyorum ama. Bana gönderebilirsiniz. Ben hemen koyarım. Evet. Evet, bakın. Bu cezaevi görüşmeleri. Bu arkadaşlar. Ha evet, bu evet, bugün bizim izlediğimiz. Evet. Evet. Çok acayip. Yani burada bu adamlar, kahkaha mı ararsınız, gülmeme ararsınız. Şimdi yayınıza vermiyorum. Bilmiyorum sıkıntı olur mu olmaz mı bilmiyorum ama ben veriyorum. Bilmiyorum ben. Ya, isterseniz verin. Ben sıkıntı olur mu olmaz mı bilmiyorum yani. Yok, olmayacak. Olacak 8 şey saniyeden yok. Fazla söylüyor. Evet, tamam, verelim. Yok yok, bunlar problem değil. Bunlar genel medya yayını olduğu için problem değil. Aa tamam. Erdal Bey'in şeye gitti. Gelir şimdi. Evet. Evet. Bunları kim servis etti? Çok doğru bir soru. Çok çok doğru bir soru. Yani hepimizin aklına aynı soru gelmiş. Yani bu çok acayip ya. Tam böyle şey öncesinde bir de. Yedisindeki mahkeme öncesinde. Kullanırken onlar bu kadar rahat olmaları bu çok nedir enteresan ya? Geliyor bana. Bilmiyorum. Yani kışkırtmak istercesine. Hani kışkırtmak istiyorlar. Hani inadına derler ya. Sanki onun gibi bir şey ama nedir? Amaç nedir? Şimdi buradaki mesele şu. Bir mahkemeye çıkıyorlar ya bunlar, aylık toplantı yapılır. Her ayda hakim ve savcı serbest bırakılması veya tutukluluk halinin devamına karar vermek için toplantı yaparlar. Ayda bir kez. Bu aylık toplantıdan sonra yapılan görüşme. Ve hakim demiş ki serbest kalmak istiyorum, beni bırakın deyince bu Enes Küran'a, ne o, ifadeni mi değiştirmek istiyorsun yoksa demiş. Aman diyor, değiştirmeyin diyor. Bir şey söyleyeceğim. Bir de bunların, şu tiplerin, şunun kardeşi, bir tanesinin kızı derede çuval içinde tıkılmış bulundu. Ve yani, bacağı, sol bacak kopmuş. Bir şeyler olmuş yani artık. Onu da bir türlü çözemedik zaten. Şunu söyleyeyim. Yüksel Güran'ın ifadesi alınırken bu görüntü izletilmiş. Ya bu nasıl bir görüntü ya Erdal Bey ya? Yüzünü bile kırıştırmamış. Yani inanılmaz bir aile ya. Gerçekten. Nasıl bir şey bu ya? Ve şimdi keyiflerine bakın. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Evet. Çarpılmıyorlar da işte. En büyük kanıtı. Çünkü bunlar gidecek. Bu da katilleri gibi deniz bir katil daha kalacak. Biz yani kendimizi arz etmeyi oranımızı doğrultuyoruz. Evet. Camdaki de baş hani bu tepenin adı değişti ya. Süheyla Güran işte. Oradan konuşan tamam değil mi? Bir de gülüyor falan oradan. Bu Cihan Altıntaş'la gülerek fotoğraf çektiren. Tamam. Bu zaten hiç umurunda değil. O fotoğraf çektirmeye gidiyor. Buradan da konuşurken ben videoda inanamadım. Oradan Kürtçe konuşuyor ve böyle gülüyor yani. Hani böyle bir, ben yani Kürtçe bilsem anlayacağım da. Komik bak şimdi, bir şey söylüyor herhalde yani. Süheyla konuşunca keyfi geliyor. Oturuşlar falan. Kendik yani.
او اذا بدل ده حتى لا يخرج ده اري اري ده دريعي Peki bayram diyor ki ağlama ağlama diyor. Ağlama diyor. Şimdi onu anlatacağım birazdan. Bu görüntüyü alabiliriz herhalde. Stop diyelim. Şimdi cezaevinde bu bir aramada yine Baran'la konuşuyorlar. Baran diyor ki ne ağlıyorsun diyor. Ağlama diyor. Biz herkesi arıyoruz. Kimse ağlamıyor. Herkes gülüp oynuyor. Bir sen ağlıyorsun diyor. Dik dur diyor. Vay be. Hepsinin keyfi yerindeymiş. Annem diyor haftada bir kere arıyor. Sen her gün arıyorsun falan diyor. Niye bu kadar sıkıldın? Diş fırçasında diyor Narin benim diş fırçamı kullanıyordu. DNA çıkar mı diyor. Evet onu duydum. O da enteresan. Nasıl? Ben, bu videoda mı diyor onu? Bu videoda mı diyor? Yok başka bir konuşmada kayıtta. Bu servis edilen bir tane sadece. Tamam. Yine bir konuşmada bunu soruyor ve Eren'e de tembih ediyor. Abim diyor bak sakın kimseyle konuşma sessiz kal. Şaka gibi. Küçük çocuğa. Peki ama amaç ne? Yani ben, mesela yani, bu videonun amacı ne? Bu en son yayınlananın amacı ne? İşte burada Arif Güran görüşmüyorum dedi, öyle dedi, böyle dedi. Bunların keyifleri, halleri bunların görülmesi için halka. Şimdi bu şöyle bir şey Tülay Hanım. Özellikle hamle yarışına dönüştü şu anda. Bir hamle Güranlar atıyor, bir hamle savcılık atıyor. Herkesin şekli değişti. Bu dosyada karıştırılan bir şey var. Bu dosyanın birinci günü ve ikinci günü var. Bu ayağı biz jandarma ayağı diyoruz. Evet. Bu ayak çok pis bir ayak bu arada. 6 saat elektrik kesiliyor da ne oluyor diyen yok. Evet ya. Yangın çıkartıyorlar diyen yok. Efendim gelip dinliyorlar tutanak tuttuk. Ambulansta kan verdirmek nedir? Şimdi Erdal Bey ben evde televizyonu açtım. O zaman Didem Hanım'ın programında bunlar. Bir açtım bir tane adam. Bu su arayan adam vardı ya Tülay. Onu konuşmuştuk yani böyle elinde bir elinde tane bir çubuk. Çubukla. Okan Bayülgen'in programına katılmıştı. İşte bak ben yapmıyorum bir şey falan. İşte bak böyle falan diye böyle bir saçma sapan hareketler yapıyordu. Elinde şöyle bir terlik var. Ucunda da çubuk var şöyle. Tamam mı? Böyle çubuklar oynuyor. Çubuklar oynadıkça diyor ki bir de bu çubuklar diyor şu anda Nari'nin yaşadığını gösteriyor evet. diyor. Neyle çalışıyor bu diyor? Kan grubuyla çalışıyor diyor. Yani bu ilk yapışları ikinci yapışları tutanak altına giriyor. Bir de bir kez daha var. Bunlar Erdal Bey bir de bunlar olay mahalline giriyorlar. Yani çocuk o zaman bulunmamış. Ama bulunabilir evet. yerlerde. Yani şimdi bu jandarma bunları alıyor. Oralarda dolaşıyor. Şimdi bu adam delilleri mi yok ediyor? Ne yapıyor? Ayağıyla bir şey mi ittiriyor? Falan. Hani hiç bilmiyoruz yani. Evet, çünkü o Araf Derneği özellikle geldi. Bu Araf evet. Yani bir de bir dernek adı altında geliyorlar. Bir de bir üstüne. Aynı zamanda tabii bir de şeyden Urfa'dan gelenler var. Yani ekstra geliyor. Ya. Biz ne izledik sonra yani gerçekten? Ali Rıza Güran'la Kurtuluş Güran, Naren'in amcası ve büyük amcası o kişilerle beraber araca biniyorlar. Çubuk bunları götürüyor. Viran şehire kadar gidiyorlar. Suriye sınırına kadar. Suriye sınırına arıyorlar. Kadar gitmişler evet. Bir Arif de... Güran da diyor ki benim haberim yok. Ya. Abi sen kimsin ya o zaman? İnanılmaz. Biri diyecek ki ben çocuğu bulacağım. Kan verin falan diyecek. Bu işlerin hepsi olacak. Ben aşağıda oturuyordum. Yani burada aslında konuşmaya gerek bile yok yani birçok şeyi de şöyle gerek var. Yani birincisi kolluk kuvvetleri nasıl böyle bir şeye izin veriyor? Şimdi zaten aranan bir çocuk ve orada yani herhalde bir 6 saatin sonunda amcanın şüpheli hareketleri bir işte oradaki muhabirin bile dikkatini çektiğine göre bilmem neyin çektiğine göre kolluk kuvvetlerini zaten çekmiştir. Sen bu adamı daha sahaya alıp da niye yürütüyorsun oralarda? Neden hiçbir şey olmamış gibi bu adam gezebiliyor? Niye hiçbir evin önünde jandarma konmuyor? Kapının önüne kim girecek, kim çıkacak? Deliller mi yok edilecek? Evleri niye bloke etmiyorsun? İçeride çıkar abi bunları. Al evlerden. Hepsini gözaltına al. Topla bunları. Koy hücreye.
Ondan sonra evimi arıyorsun, ne yapıyorsan yap. Makul şüphe oluşmuş zaten yani orada. Burçak Hanım bak, sizin daha iyi alanınız. Şimdi bir olay yeri varsa ve siz son görüntüyü aldığınız noktadan bir olay yeri başlatmaz mısınız? Tabii ki. Tabii ki. Bir kere o evin o gece boşaltılması gerekmiyor mu? Orada olay yeri ilan edilmeyecek mi? Erdal Bey, ahır dediler. Baştan yanlış her şey. Ya onu bırak, arabayı, çocuğun taşındığı arabayı ya. Adamlar aldılar, köyün ortasına bıraktılar ya. Şey gibi, dört müzede kapı açık. Sanki millet şeyi görüyor gibi. Evet. Böyle bir şey dört olabilir mi açık zaten? Yani diyor ki bunun kapısı her zaman açık, binen çıkan belli değil hesabı. Ve sonra onun içine girmeyen kalmadı. YouTube'a video çekenler girdi, fenomen girdi, o girdi, bu girdi. Sonra başka bir delil daha olabilir deyip arabayı aldılar. Ne delili ya? Oradan alacak delil işe yarar mı hukukta artık? Hiçbir işe yarıyor, çöp o yani. Çıktı ikinci de. Hayır, bir de bir şey söyleyeyim bir de mi? O var. Aracı ikinci kez aldılar ya. Narenin saçını ya, o zaman buldular. Erdal Bey, bir şey söyleyeyim mi? Bu ya adamlar Allah, bunları niye servis ediyorlar biliyor musunuz? Bak ben şimdi bir şey söyleyeceğim ne yani burada. Bu adamlar bu görüntüleri şundan servis ediyorlar. Avukatlar servis etti diyorlar bak. Çünkü biz çıkıyoruz, eleştiri yapıyoruz ya. Diyoruz ki mesela burada mesela hukuk işte avukatlar konuşuyor. Adli tıp uzmanları konuşuyor. Diyor ki şimdi artık diyor bu diyor zehirli ağacın meyvesi doktorunun diye bir şey vardır. Bu artık hukukta kullanılamaz diyor. Tamam mı? Avukat için daha güzel bir şey olabilir mi ya? Tamam abi diyor, bak bu da kullanılamayacak artık diyor. Evet. Ya bu görüntülerin servis edilmesinin amacı var yani belli ki. Yani bunları kullanılamaz hale getirecekler demek ki, tamam mı? Mahkemede sunacaklar. Çünkü şöyle şeyler de oluyor bak. Öyle yorumlar getiriyorlar ki yol gösteriyorlar. Yani konuyu sadece konuşmuyor. Bir de yol gösteriyor. Diyor ki şöyle yap, böyle yap, yapar diyor. Belki böyle söyler diyor. O zaman şöyle olur diyor falan. Ya onu sen bir bırak. Sen olan olay üstünde konuş. Adamlar bunu bilerek servis ediyorlar yani. Bizim en önemli delilimiz bu. Ekrana verebiliyoruz mu şunu? Tabii hemen vereyim. Bakın baz çalışması budur. Ve özellikle harita üzerinden de yapılır. Çünkü dediğim gibi altta koordinatlar da gelir. Koordinat gelmeden onun Tavşantepe'de olduğunu zaten sistem bilemez. Koordinatı buradan buraya ekleyerek bu şekilde bulur. 5-10 metre yanılma payıyla bu şekilde bulur. Ve bu olayda en önemli şey şu. Nevzat Bahtiyar katil değil. Niye? Evet. Bir tane en önemli delilimiz bu. Çünkü 15-10'da bu şahıslar Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar şu ev ile arkada gördüğünüz Salim Güran'ın evinin arasındaki o sarı çizginin olduğu yerdeler. Narin nerede biliyor musunuz o sırada? Halen kuzenleriyle yürüyor, bir dakika var ayrılmasına. Daha ne olsun? Daha ne olsun yani? Yani şöyle bir şey var burada. Şimdi zaten HTS çalışması yapılıyor, yerleri saptanıyor. Sonra detaylı çalışma yapılıyor. Tam olarak yerleri saptanıyor. Kim nerede belli. Bu bizim için neden önemli? Adam diyor ki ben orada değildim diyor. Tamam kardeşim, buradasın işte diyoruz değil mi? Ardından bu Nevzat'a yer gösterme yaptırıldı. Nevzat yer gösterdi ama bence gösteremedi yani. Çünkü adam nereye gösterdiğini de bilmiyor. Ya Tülay şöyle bir şey var. Diyor ki... Onu da söyleyeyim. Aynen. Araya giriyorum ama... Bakın en baştan beri benim savunduğum bir şey var. Nevzat bence oraya bırakmadı çocuğu. Bence de oraya Nevzat'ın bıraktım. Aracını getirdiği yer ile 150 metre mesafesi var. Ve Nevzat'ın aracını bıraktığı yerin hemen yan tarafı dere ve ağaçlar var. Oraya da bırakabilirdi. Zaten diyor ki bıraktığım yerde su yoktu. Orayı iyice bir eşeledik biz. Özellikle Google Earth'ten buldum. Geçen yılın görüntüsü olduğu için. Asıl bahsettiği yer diğer taraf. Yani zaten adam şöyle bir şey var. Yer bulmasın diye mi suya bırakılmış? Tülay büyüyor, sonra kapanmadı. Büyütmeyelim, deliller gitsin diye mi? Yok yok, Nevzat Bahtiyar şöyle diyor. Ben diyor bulunsun diye bilerek diyor çok derine koymadım. Hatta göle atmadım.
kenarda az bir su vardı. Bıraktım, üstüne bir tane taş koydum. Sonra bunalıma giriyor zaten. Oturuyor, sigara içiyor, arabaya biniyor, ileri gidiyor. İleride 15 dakika yola çıkamıyor. Kendinden geçmiş. Eve zor düşüyor, namaz falan kılıyor. Bunalıma girmiş adam. Yani şöyle bir de bu adam şimdi bu jandarmanın yer gösterme dediği, yer gösterememe olayında şimdi burada şöyle bir şey var zaten. Sen yer göstermede yönlendirmezsin yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bu yanlış bir şey zaten. Yani adamın yer göstermesini istiyorsun sen. Çünkü bu adam suçlu mu suçsuz mu, bu da önemli bizim için. Öldürdüm diyor da, atıyorum mesela. Evet. Öldürdü mü gerçekten bu adam? Yoksa bu suçu üstüne alan biri mi? Şimdi bu da önemli ya kolluk kuvvetleri için. Yer göstermede tabii. Yani sen şuradan gittin, şuradan indin değil mi? Şuraya geçtin değil mi falan demezsin yani. Bırakırsın adama, tamam mı, orada. Ve sana yer gösterir yani. Burada olay bambaşka. Burada yönlendirme. Resmen yönlendiriyor. Peki, şura değil miydi diyor falan. Hukukun ilkesi nedir? Cezalı olan, yani ceza çekmesi gereken suçlu olan kişileri içeri almaktır. Değil mi? İlke budur. Bir kişi tabii, itiraf tabii. etti diye, oley itiraf etti, hadi atalım içeriye. Böyle bir şey yok olmaz abicim, ki zaten. Olayı düzgün anlatıyor mu? Gerçekten olağan akışa uyuyor mu? Ya da hikayenin içindeki bizim bildiğimiz noktalarla bunun anlattıkları uyuşuyor mu? Ona hiç bakmıyorlar. Aynen. Şimdi hemen bir tane örnek vereyim. Bu bir tane seri katil var. Bu adam yakalanmadan önce bunun işte öldürdüğü kişilerle ilgili işte yayınlar yapılıyor bilmem ne falan filan. Sonra bir çıkıyor bir tane manyak, diyor ki ben ya öldürdüm hepsini diyor. Ondan evet. sonra adamı apar topar alıyorlar tabii. İşte sonra işte sorgu esnasında adamın olayların hiçbirinden haberi olmadığı, sadece televizyondan izleyip bunlardan haberi olduğu ve gazetede yer almak için, işte ünlü olmak için böyle bir şeyde bulunduğu ortaya çıkıyor. Şimdi bu adam itiraf evet. etti diye sen bu adamı alsan, öbürü çıkacak, hala daha dolaşacak, dışarıda kesmeye devam edecek. Yani burada bir sorgunun da bir amacı var, yoksa ben yaptım diyen herkes içeri girmiyor. Yer gösterme evet. de böyle bir şey. Sen şimdi seri katillerde de şöyle bir şey var. Adam diyor ki mesela 50 kişi öldürdüm diyor. Abartıyor, tamam mı, işte böyle daha şey olmak istiyor. Tamam, göster yerini, onunla hatırlamıyorum diyor. Öbürlerini mesela tak 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 gösteriyor falan. Yani burada önemli olan yer göstermede ve sorgu esnasında yönlendirmemek zaten. Evet. Yani burada tamamıyla bir yönlendirme var. Adam zaten orada panik. Adam çok zaten bir çok müdahale ya, var. Ağzını açıyor, adam ağzını açıyor Tülay. Ağzını açıyor da konuşturmuyorlar adamı. Ya bir şey evet. söyleyecek mi? Dur kardeşim, belki başka bir cinayet daha itiraf ediyor o esnada, bilemiyorsun ki yani. Başka bir günah gömdü belki. Tabii ki, belki başka bir şey söyleyecek. Yanıma şu geldi diyecek, bu gitti diyecek. Adamı serbest bırakmıyorlar. Hiç yani böyle bir şey yok. Bir de onu geçtim. Hadi yer göstermede öyle. Dedim ki belki yer göstermede olmuştur bu. Ya adamın birebir sorgusunu gösterdiler. Evet. Evet. Hiç demediği şeyi yazıyorlar yani. Hiç alakasız bir şey yazıyor. Ha sen ama üç bunu tane bu şekilde bu kadar da göz önünde yapıyorlar. Çok tuhaf ya. Her şey çok tuhaf. Çok. Yani bakın, şimdi oradaki kolluk bilmiyor mu? İnsanların bunun farkına varacağını, işte herkes, hepimiz farkına varmasak da işte varanların olacağını, Erdal Bey videosunu yapmış. Bunun farkında değiller mi? Biliyorlar. Neden bunlar yapılıyor? Tülay, bir şey söyleyeyim mi? Bu bir değil, iki değil, üç değil, beş değil, 15 değil yani. Tamam işte, neden? Burada, neden? Bu olayda neden böyle bir şey var? Ne biliyor musun? Buradaki olay şu. Buradaki olay eğitimsizlik abicim. Sen şimdi jandarma, Allah razı olsun, iyi ki başımızda jandarma tabii ki. Ama sen hayatında okul görmemiş, bilmem ne olmamış, oradaki erle bilmem neyle bu iş olur mu ya, cinayet mahalli gösterme? Yani o başka bir şey. Buraya bir özel ekibin olacak, onu göndereceksin. Bir de köy ortamında. Ya tabii ki. O adam muhtar arkadaş. Çok doğru bir şey söylüyor Burçak Hanım. Çünkü Türkiye'de torpiliniz yoksa polis veya jandarma olamıyorsunuz. Torpilin varsa oluyorsun. Liyakatın önemli değil. Adam oluyor. Eyvallah. Olduktan sonra tabii ki o da kendi çapında yapabildiğini yapıyor. Ya Erdal Çapı Bey, o kadar bunu... çünkü. Sen liyakata bakmıyorsun.
Adam sorgulama bilmiyor, teknik bilmiyor, bilgisayar bilmiyor, HPS bilmiyor, harita bilmiyor. Yani, psikoloji bilmiyorlar. En kötüsü bu. Davranış bilimi bilmeyen adamı yapmayacaksın hiç cinayetle ilgili. Sıfır. Yani şöyle bir şey var şimdi. Uzmanlık alanları yok ülkede. Ya kriminoloji bölümü yok yani. Düşün. Uzmanlık evet, alanları yok. Adli psikoloji bilmem ne. Bir sürü şey var değil mi? Bunların hepsinin olması lazım orada. Hadi onu geçtim. Kesinlikle. Yani burada mesela sorgu memurluğu farklı bir şeydir. Bak biz kendi alanımızda okulu bitirirsin. Sorgu memuru başka bir şey. Arkadaş bu adam gerektiğine 20 saat uykusuz giriyor. Tamam mı? Onun olayı başka. Yani sorgu yapan adam bambaşka bir şey. Ya burada herkes her işi yapıyor. Adam aynı zamanda evrak fotokopisi de çekiyor. Orada sorgu da yapıyor. Gidiyor sahada da çalışıyor. Oradan geliyor. Yemek de yapıyor. Böyle iş olur mu ya? Bunu yapacak adamın da aldığı ifade bu kadar olur. Sonra da burada hepimizin ağzına dolanır. Ne olacak başka? Eleştireceğiz tabii ki de yani. Verebilirseniz verin görüntüyü biraz bakalım. Bak şimdi şuna. Şimdi burada o kadar ilginç bir durum oluşuyor ki adama laf söyletmiyorlar. Bakın. Yazık garip anlamı. Şimdi Nevzat Bahtiyar ne söyledi? Adam kendi diyor ya o senin yanına geldi park etti oradan devam et diyor. Ya bıraksana evden başla. Niye evden başlamıyorsun? Aynen yani. Evden başlamıyorsun bir kere. En başta yanlış. Arabayı da tarif etti. Yine Nevzat Bahtiyar bir şey söylemedi. Plakasına kadar, arabasına kadar oradan savcı veya komutan söylüyor. Ses çok mu az Erdal Bey? Evet evet az. Nerede selektör yapmaya başladın? Herkes bir şey söylüyor. Sen burada durdun değil mi? Yol üzerinde. Yol üzerinde pek çekilmedi mi? Güzel. Ya arka ben taraf... bir şey söyleyeceğim burada. Şimdi zaten sen burada durdun değil mi? Yani şimdi sen çuvala koydun taraf... değil mi? Sen durdun, sen koydun, sen aldın ama arka tarafa bir bakar mısınız? Arkada ana yol var. Bakın şu köyü gösterdi. Üç tane ev görüyor burayı. Bir de şu diğer tarafta bir ev var. Çok net görüyor. Arkadaki yol ana yol bu arada. O Çarıklı dediğimiz ve aynı zamanda Diyarbakır'a gidiyorsunuz. Sola döndüğünüz zaman, sağa döndüğünüz zaman Çarıklı ve ileride büyük bir ilçe var. Hı hı. Siz Diyarbakır geçiş yolu burası bu arada. Hı. Buradan zaten 150 tane araç tespit edildi geçen. Olay saatinde. Hı. Burada değiş tokuş mu yapılır? Tabii ya. Hiç bunları dikkate almadılar. Adamı her şey ezber üzerine. Bırak anlatsın, evet. Bırak yanlış anlatsın. Zaten anlatırsak ona bu ifadenin yalan olduğu da ortaya çıkar. Tabii. Sen her şeyi düzeltiyorsun. Düzeltme abi. Olduğu gibi yanlış yaz. Hatta şivesini bozuk yaz. Ve oradaki karakoldaki insanların takındığı tavır şuydu. Hepsi sanki Türk Dil Kurumu'ndan gelmiş. Böyle dört dörtlük cümlelerin düzgün olması bilmiyor. Ya uğraşmayın ya. Bazen insanın düşük cümlesi de önemlidir. Tabii. Yine toparla yani, ama özünü bozma. Özünü bozuyorlar. Bir de şöyle bir şey var zaten. Burada daha işte şivesi vesairesi olan yerlerde bu konuyla alakalı tamam abi oraya o şiveyi bilen birini getir yani. Atıyorum adamın orada yanınızda bulunsun. Söylediği tuhaf şeyler olduğunda abi şunu demek istiyor desin yani. Bu kadar basit. Yani çünkü Amerika'da da şöyle abi. Tabii. Yani bir yerin atıyorum Mississippi'nin kullandığı şeyler başka. Yani oranın yerel polisi oranın dilini ağzını bilir yani. Sen şimdi başka bir bölgeden görevlendirilip gittiysen orada senin yanında olur yani tercüman gibi. Anlatabiliyor muyum? Orada senin anlamayacağın şeyler var. Hep şu örneği veririm ben. Mesela Indianapolis'te gözlüğe gölgelik derler, shade derler. Glasses demezler, shade der adam, gölgelik diyor. Yani bunu mesela bilmeyebilir, anlatabiliyor muyum? Yani New York'tan gelen biri atıyorum bilmeyebilir.
gibi. Ya bizde de böyle, bizde de çok farklı şiveler var, bilmem neler var. Ya adamın, sen ne şey yapıyorsun orada? Adam istediğini konuşsun zaten. Söylesin mi zaten ama yani? Ama konuşturmayacak ki, zaten kendilerinin söyleyeceklerini ona kabul ettirecekleri için öyle şeylere gerek duymuyor olabilirler. Hani aynen. O zaman araya şunu eklemek lazım. O sorguyu yapan ekip Diyarbakır ekibi değil. Değil demek ki. Ankara ekibi. Demek ki. Ya. Yok, gerçekten Ankara gibi. Özel sorgulama için özel getirildi onlar. Bak çok güzel bir yere temas ettiniz işte. Bu yöreyi bilmemek, dili bilmemek, davranışı bilmemek ya da bu insanın ne kadar takılıp ne kadar konuşamayacağını, bıraktıkça parça parça konuşacağını. Çünkü kafasında Kürtçe düşünüyor, Türkçe konuşuyor. Erdal Bey, bir de bu yörenin insanı mesela, orada adam tepeden nasıl indin ya sen buradan diyor ya mesela. Evet. Ya bu yörenin insanı inebilir yani. Anlatabiliyor muyum? Adam hayatını orada geçirmiş mesela. Yani bu sana bana çok garip geliyor olabilir ama bu adam... Nerelerden inerdik biz? Nerelerden? Hem de kucağımızda yani, 50 kiloluk çuvallarla. Kayarsan inersin, biz yolda buluruz. Çocuklar falan da orada. Dağ böyle dümdüz çıkıyor tepeye böyle. Taka 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 koşuyor mesela. Tabii, tabii. Bunu şehirdeki çocuğu getir yuvarlanır oradan yani gibi. Yani şimdi bu adama bu kadar böyle olağanüstü bir şey yapmış gibi. Ya sen nasıl şey yaptın? Attın mı şöyle mi böyle? Ya bir bırak bir adam anlatsın. Ya ben şöyle indim, böyle indim, çuvalı şuraya koydum desin. Bak orada mesela torba diyor, tamam mı? Adam torbayı, torbaya koydum diyor. Ya aynen, belki de gerçekten bir torbada getirdi. Sonra çuvala koydu. Bilmiyorsun ki. Evet. Orada sen ne diyorsun yani, çuvalı söylüyorsun herhalde. Ya bir dur. Belki. Ama şeyde de tuhaflık çuvalı, yok mu? Belki pamuk çuvalı diyecek. Hani şeyde de tuhaflık yok mu? Hani bir taraftan aslında aklamıyorlar mı ki? Kendisine. Hani mesela o diyor ki bir taş koydum, o üç. Bir taraftan da diyor ki mesela sen buradan nasıl indin, inemezsin ki. Şimdi onu aslında yönlendirmeye mi çalışıyorlar, aklamaya mı çalışıyorlar? Evet. Hani ayağı kopmuş, onlar da çok iyi hazırlanmamış gibi. Aklında mı kırıldı? Kesinlikle Tülay. Hiç hazırlanmamışlar yani, aynen. Üç. Hiç hazırlanmamış. Yani ona bile. Ya Nevzat'ta nasıl bir tip var biliyor musun burada? Yani ben böyle dışarıdan bakıp analiz yapan falan biri değilim. Hiç söylediğimde şu an hiçbir bilimsel değeri, altyapısı yoktur. Yani adam burada artık aldığı tehditlerden yılmış, tamam mı? Hem Güran ailesinden aldığı tehditlerden, hem jandarma yakalamış getirmiş çocuk cinayetinden yer göster diyorlar sana. Yani artık orada kim ne diyorsa evet diyecek durumda. Yani adam sen dağdan uçtun mu pelerini takıp dese evet diyecek bu adam yani. Şimdi şurayı bir değerlendirelim, evet, isterseniz. Bakın burada çok garip bir şey var. Bu durduğu noktaya iyi bakarsak birazdan gösterecek. Bu mesela yolun devamı çok kuru. Şu anda görüyorsunuz herhalde. Yani yolun şöyle gittiği arka yol var ya, şu A harfinin olduğu yer. Evet. Araç gidebilir, kuru bir yol. Geldiği yola bakın. Şimdi gösterecek. Bakın köy karşıda. Aracı bu ağacın altına park ettiğini söylüyor. Şuradaki ağacın. Tamam. Şimdi gösterecek ağacı. Bakar mısınız yola? Burası bataklık zaten. Buraya kadar geldikten sonra kuru yere çıktığı anda duruyor. Belki de buraya gelmeyecekti bile. Bura çamur olduğu için geldi belki de. Evet. Bu ağacın altına aracını bırakıyor. Şimdi gideceği yere dikkat edersek, şimdi kucağıma aldım cesedi. Nereye götürdüm? Soldaki ağacı görüyor musunuz? Evet, o şeydeki, şu köşedeki. Orası dere. Ama sağ taraftaki ağaçlar görüyor musunuz? Oraya niye gideyim ben? Ve orası hem bataklık
bataklığın devamı kayalık ve uçurum gibi inmek çıkmak berbat bir yer. Hani Salim ya, demiş ya. Zaten hemen kurtulmak ya. Koyayım kurtulayım Salim derdim. Demiş de. Ya, Ramazan yamacın köşesi taş diyor ya. Bir de o var mesela. O yamacın köşesi taş zaten. Hayır, şimdi, bir de o var. O söylem var yani. İnanın bataklığın oraya gelince savcı çeviriyor buradan gitmemişsindir diye. Şaka gibi ya. Savcı çeviriyor ya. Bu şimdi bıraktığın yere dönüyor. Gördünüz mü? Geldiği yere bir bakar mısınız? Evet. Buradan geçemez. Savcı da diyor ki burada, burası kesilmiş. Sen buradan gitmemişsindir diyor. Bura bataklık diyor. Evet, burası bataklık ya. Ama birazdan ne olacak bak. Birazdan iş yine değişecek. Tırmanırken. Dere kenarına geldi. Burası dere. Niye gideyim ben? Şimdi ne diyecek? Bakın seyret. Çapraz mı geldin? Şuradan geldin. Oradan gelmediniz ki siz. Oradan geldiniz ya. Bataklık diye girmeden o buradan gelmemişindir diye. Tekrar Allah geldin, buradan geldin. Ne oluyor ya bu? Ben bir şey anlamıyorum buradan. Bu savcı görevden alındı bu arada. Tanıştırayım. Diyarbakır Başsavcı Vekili. Üç savcı o yüzden verildi zaten. Çok berbat. Gerçekten mahvettiler yani. Ya adam zaten burada bilinçli de gitmiyor ki. Yani bu öndekini evet. Takip ediyor gibi değişik bir... Göstereceğim şimdi. O var zaten ha. Çok güzel söyledim bak. Bak Burçak Hanım, şimdi ileri doğru bakacağız birazdan. İleride kamera dönecek ileriye doğru. Şaşırtıcı durum. Gerçekten. Biraz ilerlesin. Evet. Şu ileride gördüğümüz bu kurşun askerler ne yapıyor orada? Gördünüz mü askeri? Gördüm. Şimdi gördüm ya. Birden bakın, etraf karıştı. Şu askerler var ya. Bak. Evet. Bizim orada biz çelik çomak oynardık küçükken. Orada bunlar sayardık sahibi. Biliyor musun? Dınifi, dındalifi, hozenek, gel bire lök, çamura çök. Adamı çağırıyorlar gel buraya diye. Askeri evet. Düzmüş bak sıra. Son askerin olduğu yerde narin bulunmuş. Evet, bu adam bildiğin takip ediyor ya. Hakikaten gidiyor yani onları takip ederek. Ve o gün dünya kadar canlı yayın yapılıp bu yer gösterildi zaten. Bir şey söyleyeceğim. Mesela normalde birçok yer gösterme izledim. Yani bu tarz bir yer gösterme, yani şöyle bir şey söyleyeyim. Daha doğrusu genelde şöyle oluyor, tamam mı? Bak adam hiç yönlendirmiyor. Normalde yer göstermelerde fail kendi yönlendirir. Yani dururlar. Mesela Himmet'i düşünün. Himmet bu küçük kızı alıp işte şeye gömmüştü ya, hatırlayın, tarlaya. Ondan sonra orada mesela ne yapıyor? Orada köşede duruyorlar değil mi? Arka tarafta duruyor mesela polisler. Bu böyle gösteriyor. Şuradan diyor şöyle gittim diyor. Buradan böyle gittim diyor falan. Hatta yeri hatırlamıyor. Diyor ki git hatırla diyor. Yani bilirsin diyor yeri falan diyor mesela. Veya işte aynen. Diğer... Amaç o değil mi zaten? Tabii. Amaç o değil mi zaten aslında? Aynen.
Yoksa zaten adam bulmuş yani cesedi. Anlatabiliyor muyum? Zaten bulmuş işte, atıyorum jandarma veya polis. Zaten nerede olduğunu biliyor. Önemli olan onun yer göstermesi. Niye? Kayıda geçecek çünkü. Adamın kesin yaptığı belli olsun diye. Yer gösterme onun için yapılıyor. E bu adam bilmiyor ki. E bu adam yani, bu adam bildiği. Şimdi beni de koysalar oraya, ben şimdi oradaki askeri takip ederim. Asker ne gidiyorum, ne yapacağım yani? İnince de diyor ki ne yaptın diyor. Konuşamıyor. Yine tarif ediyorlar. Attın mı? Nasıl attın? Anlat anlat falan. Yine zorlayarak. Bak gidince görelim. Ha bir de mesela el kol da yapmıyor. Hızlandırayım hani biraz isterseniz. Falan da demiyor yani hiç. Acaba nereye gitmişim diye gidiyor. Acaba nasıl evet, yapmışım? Mesela. Acaba nereye gitmişim? Bak bu da yolu şaşırdı. Hızlandırdım. Bir dakika ileri aldım şu anda. Bakın jandarmalar hala, gördünüz mü, sıra sıra. Tamam, şimdi nasıl indin değil mi? Davası başlıyor şimdi oraya. Evet. Evet. Şimdi diyorlar bak Nevzat böyle indin, böyle koydun, bu kadar taş koydun. Benim gerçekten ona göre. Yani, gerçekten artık komedi yani. Evet. Savcının sondaki 3 taş okeyi çok acayip. Adam 1 evet. diyor 3 taşla okeyliyor. Bak burası berbat bir yer. Gör. Al indi işte, al böyle de indi işte. tamam, elinde kelepçe var. E tabi canım yani, adam ne yapacak? Detay ver diyorsun da bir dur da versin. Bir tane taş bıraktım gittim.